de konuşulan, dile getirilen bir mitik öyküdür. Fakat sonradan gördük ki sadece Alevilerde değilmiş. Sünnilerde, Sünni Kürtlerde de varmış bu mitik hikaye. Ona da değineceğiz. Biz o mitik ülkeyi, o düşler ülkesini, Horasan'ı ve Dersim'i, yani kadim adıyla Çemişgeze ilişkisini bugün Horasan'a hem gitmişiz hem gelmişiz. Hozat'tan da gidilmiş, Batman'da da gidilmiş, Mardin'de de gitmiş ama daha çok da Malatya'dan, Maraş'tan, Dersim'den, yani o da o zamanki adıyla Çemişgezek'ten gidilmiş. Öncelikle iki ağabey kuşağından iki insan geliyor. Maalesef bizi çok uzaktan duyduklarına inanmakla birlikte aramızda olmadıklarını söylemek zorundayım. Birisi elbette Hüseyin Karamani, Mehmet Çetin, elbette Nesim'in de çok yakın dostları, arkadaşları. Öbürü Emir Ali abi, Emir Ali Yağan. Onlara saygıyla anıyorum. Emir Ali Yağan'la biz Paris'te Rilke'nin çok bahsettiği, aynı zamanda Fransa'daki Nazi karşıtı rezistans hareketinin liderlerinden birinin yakalandığı bir küçük banliyöde görüşürdük. Yolda gelirken de madenin hemen çıkışında Şadiyan'dan tutalım da köşedeki hemen işte baraj göğüne dönerken Balkanlı köyüne varıncaya kadar aslında, ya da işte Alacakaya'da adı değiştirdi galiba, Yalçınkaya mı, öyle bir kaya bir şey oldu. Hulaman bölgesi tabii, yani maden tarafı, yine Karaçor tarafı. Aslında yolda gelirken, yani Ahmet'ten buraya gelirken aslında yine Horasan'ın içerisinden çıkıp geldim. Küçük bir şeyle 2013'te galiba işte bu AKP'nin demokrat taklidi yaptığı dönem, çoğumuzun da kandığı, bir kısmı benim de kandığım dönemde Malatya'da bir konuşma yaptım. Konuşmada 10 sene önceki yaşımla söylüyorum, benim sayemde yaş ortalaması 70'e düşmüştü. Ve belediyenin salonunda, işte Büyükşehir Belediyesi'nin belediye başkanının oturduğu yer, sürekli böyle merdiven çıkıyorsun, bayağı ulu, âli, böyle Ali Cenah bir yer. Oraya çıkıp konuştum, edebiyattan bahsediyorum, bir şeyler söylüyorum ama çok dinleyici, çok umrunda değildi. Sonra Horasan mevzuna gelince bütün dinleyicilerin daha dikkatli dinlediklerini fark ettim. Bir tanesi şey dedi, biz Malatya'da oluyor bu, biz dedi Horasan'dan geldik, Türk'üz. Aradan 1,5 sene sonra Aladağ, Horasan'daki Aladağ'da bir köyde Hüseyin İsmail Hacabri diye birisi bana şöyle dedi, biz Malatya'dan geldik, Kürt'üz. Tam tersi bir şey söz konusuydu dolayısıyla. Şimdi Horasan, İki tane Horasan ayrımı yapıyorum. Bir tanesi tarihi Horasan, bir tanesi de bugünkü Horasan. Tarihi Horasan aslında Zagros Dağları çizgisinden başlıyor. Yani Kafkasya'dan Basra Körfezi'ne kadar ki hattan tutalım da işte neredeyse Hindukuş Dağları'na kadar devam eden devasa bir dikdörtgen. Hatta bir dönem Arapça'da Horsi doğuyu anlatan bir şey oluyor. Yani Dicle'nin doğusuna Horasan deniyor. Biz tarihimizi, yağmalanmış olan tarihimizi nasıl bugün toprağın altından üstünden bahsediyorsak, nasıl her birimizin ruhundan, dilinden, kalbinden bahsediliyorsak, yağmalanan göğsümüzden tutalım da toprağımıza varıncaya kadar böyle bir şeyden bahsediyorsak, aslında oradan da tarih içerisinden de koparmaya çalıştığımız, bulmaya çalıştığımız mesele de biraz o. Bu tür satır aralarından, dipnotlardan, inkar edilen şeylerden aslında buluyoruz. İşte bir Ebu'l-Vefa Dersim ilişkisi noktasında bahsettiğiniz o Secerename ya da İhlas belgesi demek daha doğru olur, İclas belgesi demek daha doğru olabilir. Biraz tarih karışıyor olabilir. 1009 tarihi diye işaretlenmiş ama belki bir yüzyıl oynayabilir. Çünkü 1009 yılı deniyor. Yani bundan 1015 yıl önce bir iclas belgesi var. Dersim'deki aşiretlerden bahseden. Bu tarihte 1009 yılında Ebu'l-Vefa'nın babasının Silvan'da olduğunu görüyoruz. İşte Mervaniler döneminde.
Bu aslında Ebu'l-Vefa'nın babasının da aslında bir etkisinden bahsedilmesi gerektiğini gösteren bir şey. Tarih kısmında biraz böyle bir ihtiyatla düşünmek gerekiyor. 1009 diyorum ama belki bir 100 yıl oynayabilir. Bazı harflerde sıkıntılar olabiliyor eski belgelerde. Şöyle deniyor, bu iclas belgesi Şeyh Dulo Belincan'a gönderilen, sanırım Belhercan ya da Kuzuçan da deniyor. Ben inanç kısmına girmiyorum çünkü yani kendi içine doğduğum inancı da çok iyi bilmiyorum, hiç karıştırmayayım orayı. Şöyle besmele ile başlıyor, sonra diyor ki belgede, 1000 yıl önce yazmış belgede, bu Kürt topluluğu bu Kürt cemaatine benim, yani Şeyh İmadettin Süleymani vasiyetimdir. Onlar benim sözlerime muhalefet etmesinler. Kim muhalefet ederse isyan etmiş olur ve kim de isyan ederse cehenneme girer. Cehennem ne kötü bir varış yeridir. Tabii o Hürmüz mülkünden de bahsediyor. Zerdüştlilerin toprağına karışmayacaksınız diyor mesela. Bu aşiretler, bu vakfiyeler verilirken 6 köy veriliyor. Velhasıl ilk aklımıza getirilen şey ya da gelen şey Dersim ile Horasan ilişkisi nasıl ve bu ilişkinin kendisini ve Dersim'in aynı zamanda iki kimliği de kesen bir coğrafya olması hasebiyle tarihsel boyutuyla meselenin nasıl ele alındığı. İki kimlikle kastım, tabii bunu şöyle ifade edeyim, hani kim kendisini nasıl görüyorsa baş göz üstüne, ama ben bir tarihçi olmam hasebiyle tarihsel belgelere referansla, tarih bize bu meselenin nasıl olduğuna dair ya da belgeler bize ne söylüyorlar diyerek Dersim'in aslında iki kimliği kesen bir coğrafya olması. Aslında bu kimliklerin kendisi bugün hali hazırda iç içe girmiş kimlikler. Birisi Alevilik, diğeri de Kürtlük. Şimdi bu Horasan meselesini benim disipliner bir şekilde çalışmaya başlama hikayem aslında Kürt Aşiretleri kitabına. Bu arada ben bu çalışmanın da editörlerinden birisiydim. Orada çok değerli meslektaşlarım, araştırmacılar farklı makalelerle katkı sunmuşlardı. Taylor, İngiltere'nin Kürdistan Büyükelçisi, konsolosu. Taylor bu bölgeye geliyor. Burada Ali Gaku diye biriyle görüşüyor. Orada diyor ki işte bu Şık Hasan aşiretleri diyor, Horasan'dan Malatya, Malatya'dan da buraya geldiler diyor. Yani böyle bir güzergah çiziyor. Ve dolayısıyla şeyi görüyoruz, yani Horasan'ın bir şekilde artık geniş anlamda Anadolu'daki Kızılbaş zümreleri içerisinde yer edinmeye başladığını.